Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Trigonometri konusuna devam ediyoruz. 10. adımdayız. Arkadaşlar bu adımda ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz. Oldukça önemlidir. Sınavda soru gelme ihtimali yüksektir. Ve de gerçekten basit bir başlıktır arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyon ne anlama geliyor? Mesela sin x eşittir y ise siz x ile y'yi yer değiştirirseniz arkadaşlar. Yani y'yi buraya x'i buraya getirdiğiniz zaman o zaman arch sin olur. Ark diye okunur. Ee, yani sinüsün ters trigonometrik hali arkmış demek ki. Neymiş? Y'yi buraya, x'i buraya atacağız. Ark sin y eşit x oluyor. Örneğin arkadaşlar bana söyler misiniz? Sinüs 30 derece nedir? Valla hocam sinüs 30 1 bölü 2'dir. He valla. O zaman biz bunu buraya, bunu buraya getirirseni, getirirsek o zaman ark sin olur artık o. Tamam mı? Ark sin 1 bölü 2 neye eşitmiş? Valla 30 dereceye eşitmiş. Ha budur ha başka bir şey değil. Peki bunu buraya, şunu buraya atarsak bu sefer ark gider. Yani ne olur? Sinüs 30 derece eşittir. 1 bölü 2'dir diyoruz. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Mesela şu örnek üzerinde anlayalım. Tamam mı? Bakalım kayıt alıyor mu? Alıyor. 4 ile alfayı 4 bölü 5 ile alfayı değiştirirsek bu ark gider. He, o zaman burada neymiş? Kosinüs alfa eşittir. Valla 4 bölü 5'miş. He valla. Hemen kendime ne yapıyorum? Bir tane üçgen çiziyorum. aha. Üçgenimi çizmiş miyim? Valla çizmişim. Sonra ne yapacağım? Ha, buraya alfa diyeceğim. Kosinüs alfa 4 bölü 5'tir. Kosinüs komşu bölü karşıya değil mi? Komşusu 4 karşısı 5. E bu 3 4 5 özel üçgenidir. Sinüs alfa neydir? Sinüs alfa karşı bölü komşu hipotenüs yani 3 bölü 5. Eksi tanjant alfa da komşu e karşı bölü komşudur. Yani 3 bölü 4 a budur. Bunu hesapla bul. Hocam bunu nasıl hesaplayacağız? Vey, vey canım dalga mı geçiyorsun? Burayı 4 ile burayı 5 ile paydaları eşitleyeceğiz daha. Eyvallah. E 4 kere 3 bu 12 olacak. 5 kere 3 bu 15 olacak. 12'den 15 çıkar. Eksi 3 oluyor yukarısı. Aşağısı da 5 kere 4, 4 kere 5 var 20. Şöyle bir şey çıktı. Tamam. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar bu ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili iki tane notumuz var. Bu iki notu iyi bir şekilde anladık mı? Gerçekten aslında bu başlığı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar arksin ve tanjanta sonuç ya al alfadır ya da eksi alfadır. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar bazılarınız bunu böyle yaparsınız tamam mı? Mesela şu ikisini yer değiştirirsiniz. Hocam ben bunu buraya şunu da buraya atarsam bu ark gider. O zaman ne kalır? Valla sinüs e, kalır. Yani sinüs alfa eşit 1 bölü 2'dir anlamına geliyor. Tamam mı? Çok güzel. E sinüs kaç 1 bölü 2'dir? 30. Burada alfa kaçtır? 30'dur. Arkadaşlar ark sinüste ve ark tanjanta sonuç ya alfadır ya da eksi alfadır. Sonuç ne çıktı? Alfa çıktı. Artık ben böyle yapmayacağım arkadaşlar. Aslında bu arkın anlamı nedir biliyor musunuz? Kaç. Ne anlama geliyor? Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? E sinüs 30. Bitti. Mesela burası nedir hocam? Kaç demek. Yani sinüs kaç? Eksi 1 bölü 2'dir. Valla eksi 30. O zaman alfa eksi de eksi 30. Ha, anlamadın mı diyelim. Şöyle yap. Ee, şu ikisini yer değiştir. Bu ark gider. Hocam ola sinüs alfa eşittir. Eksi 1 bölü 2. Mesela sinüs kaç 1 bölü 2'dir? 30. O zaman eksilisini alıyorsunuz. Alfa eşittir. Eksi 30. Tamam mı arkadaşlar? Sonuç ya alfadır ya da eksi alfadır. Öyle koştur. Yani ark sinüste ve ark tanjanta bunlar geçerli. Sonuç ya alfadır ya da eksi alfadır. Mesela sonuç ya 30'dur ya da eksi 30'dur. Tamam mı arkadaşlar? 1 bölü 2 ise 30'dur. Eksi 1 bölü 2 ise eksi otuz. Hevala. Artanjant kaç o kök 3'tür? Valla 60. O zaman alfa nedir? Valla 60'tır. Eyvallah. Artanjant kaç? Eksi kök 3'tür. Valla eksi 60. Alfa eşittir. Eksi 60. Yani alfa, e, arcsin ve arctanjantta sonucu da alfa ya da eksi alfa çıkacak. Bu arada arkadaşlar arcsin ve arctanjant eksi pi 2 ile pi 2 arasındadır. Lütfen bunu da bir yere not olarak alın. Tekrar arkadaşlar ikinci notumuz. R kosinüs ve R kotanjanta ise sonuç ya alfadır ya da 180 eksi alfadır. Ne demek istiyorum? Mesela şu ikisini yer değiştirirdiniz. Ne çıktı? Kosinüs alfa eşittir kök 2 bölü 2. Ya da buraya kaç yazarsınız arkadaşlar? Kosinüs kaç kök 2 bölü 2'dir? Kosinüs kaç kök 2 bölü 2'dir? 45. Direkt cevabımız ne oldu? 45 oldu. Sonuç ya alfa ya da 180 eksi alfa çıkacak. Şimdi arkadaşlar kosinüs kaç eksi kök 2 bölü 2'dir? Mesela burada alfa ne çıkacak? E, normalde eksi 45 demeyeceğiz arkadaşlar tamam mı? 180 eksi 45 diyeceğiz eksili durumlarda. 180'den 45 çıkar cevap 135. Hocam anlamadım burayı izle. Şu ikisini yer değiştir. İstersen öyle git hiç kaç maç yazma boş ver. kotanjant e, alfa eşit kökü çıktı ya. Bak kotanjant alfa eşittir kökü çıktı. Bu ikisini yer değiştirsek kotanjant alfa eşittir eksi kökü çıkar. Arkadaşlar kotanjant kaç e, köküçtür? düşünüyorum. Yani eğer unutursanız ama aha. Eyvallah. 30 yazdım. Şurası 1, şurası kök 3, şurası 2 oluyordu ya. Burası altmıştı. Kotanjant 30 kök 3 bölü 1'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Komşu bölü karşı. O zaman kotanjant e, kotanjant alfa eşit kök 3 ise buradan alfa eşit direkt 30 diyeceğiz. Çünkü kotanjant 30 kök 3'tür. Eğer sonuç eksi ise 180'den 30'u çıkaracağız. Mesela kotanjant kaç kök 3'tür? 30. O zaman 180'den 30'u çıkar. Cevabımız ne olacak? Yani burada alfa ne olacak? 150 olacak. Ee, arkadaşlar arkos x arcot x de her zaman sıfırla pi arasındadır. Tekrar edelim burayı. Tekrar edelim burayı. Arkadaşlar eğer arcsin, arkos varsa sonuç ya alfa çıkıyor ya da eksi alfa çıkıyor. Örneğin sin alfa 1 bölü 2 o zaman alfa 30'dur. Sin alfa eksi 1 bölü 2 o zaman alfa eksi 30'dur. Arcsin ve arko tanjant eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındadır. Bunu da not olarak aldık. Çok güzel. Arkos ve arkotanjanta ise arkadaşlar sonuç ya alfadır ya da 180 eksi alfadır. Mesela kosinüs alfa eşittir kök 2 bölü 2 çıktı tamam arkadaşlar çok güzel. O zaman cevabımız kök 45 yani kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Eğer eksi ise mesela kosinüs e, alfa eşit eksi kök 2 bölü 2, o zaman 180'den 45'i çıkar 135'tir diyeceğiz. Sin olsaydı direkt eksi 45 diyecektik tamam mı? Arkos ve arkotanjanta 0 pi arasında değişir, bunu da söyleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bir notumuz daha var. Arksin ve arkosinüs x ters trigonometrik fonksiyonlarında şuradaki x var ya arkadaşlar buradaki x eğer ark varsa x eksi 1 ile 1 arasındadır. Hocam nasıl ya demin eksi pi falan diyordunuz. Arkadaşlar bakın mantığını anlamanız lazım. Yani her şey ezber gidemezseniz ezber giderseniz zaten ezberli, ezberleyerek unutursunuz. Mesela bu neden oldu? Ben size bir örnek vereyim tamam mı arkadaşlar? Mesela arksinüs x eşittir alfa olsun tamam mı? E şimdi buradaki x ben diyorum ki iddia ediyorum x eksi 1 ile 1 arasındadır. Tamam doğru. Şimdi şuyla şunu yer değiştirsek ark gider sin kalır değil mi? Demek ki sin alfa neye eşitmiş? X'e eşitmiş. E sinüs alfa arkadaşlar e, sinüs alfa her zaman eksi 1 ile 1 arasında değil miydi? Evet. E sinüs alfa nedir? X'tir. Yani burası nedir aslında? X'tir. He demek ki şuradaki x eksi 1 ile 1 arasındadır. Mesela bakın fonksiyonun tanım kümesini bulalım demiş. E şunu arkadaşlar artık anladık. Yani eğer ark varsa bu x eksi 1 ile 1 arasındadır. Mesela ark mı var? Evet o zaman abu var ya abu. Yani 2x eksi 1 bölü 3 var ya. Kesinlikle 1 ile eksi 1 arasındadır. He valla bunu da burada ispatlamışız. Aha. 3 ee, ile çarp. 3 ile çarptım. Bakın burası ne oldu? Eksi 3 küçük eşit. 2x eksi 1 küçük eşit. 3 kere 1 3. Eksi 1 artı 1 olarak hem bu tarafa hem bu tarafa gönderiyorum. Burası eksi 2 oluyor. Küçüktür. 2x küçük eşit 4 e, oluyor. Hepsini 2'ye bozsak. Eksi 1 küçük eşit. x küçük eşit 2 oldu. Tanım kümesi ne oldu arkadaşlar? Tanım kümesi Eksi 1 virgül 2 kapalı aralığı oldu. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Buna çok önemli değil ama yine de bilin. A'nın en büyük ve en küçük değerlerini bulalım. Arkadaşlar bir kere bakın. Arksin eğer bizden sadece e, arksini sorsaydı deseydi ki arksin tamam mı? 5x eksi 4 bunun en büyük en küçük değerlerini bulun deseydi biz şunu diyecektik. Şu var ya şu işteki 5x eksi 4 küçük eşit 1 büyük eşit eksi 1'dir diyecektik. Buradan yola çıkacaktık. Ama bizden onu soruyor mu? Hayır. Bizden sin'i sormuyor ki. Bu, bizden A'nın en büyük değerini, en küçük değerini soruyor. He. O zaman arkadaşlar biz bakacağız. arcsin'in en büyük, en küçük değerleri nelerdir? Mesela burada arcsin var ya. Ya hocam valla biz daha demin bize gösterdin. arcsin'in alabileceği en küçük değer eksi pi bölü 2'dir. Alabileceği en büyük değer de pi bölü 2'dir. O zaman A'nın alabileceği en büyük değerini bulmak için bu arcsin yerine ne yazıyorum? Pi bölü 2 yazıyorum. O zaman burası neye dönüşür? 3 artı 2 çarpı pi bölü 2 değil. 2 çarpı pi bölü 2 bölü 5 olur. Var mı sıkıntı? Hayır. Bunlar gider. Yani ne çıktı? 3 artı pi bölü 5 çıktı. He. Demek ki a'nın maksimum değeri yani a'nın alabileceği en büyük değer 3 artı pi bölü 2'ymiş. He valla. Hocam bunları anlamadım. Abi bunlar çok önemli değil. Bunlarla ilgili soru geleceğini de pek zannetmiyorum. Yine de hani test kitaplarında falan karşına gelecek diye veriyorum. A'nın alabileceği en küçük değer. Hocam valla arksinin alabileceği en küçük değer eksi pi bölü 2'dir. A, bunun yerine var ya şuraya. Eksi pi bölü 2 yazacağım. E tamam ne oldu? 3. 2 çarpı eksi pi bölü 2. Bak 2 çarpı eksi pi bölü 2 ne oluyor? Eksi pi oluyor değil mi? Burası komple eksi pi oldu. Bölü 5. Bu nedir? A'nın minimum değeridir. Ha. Minimum A ne? E, Valla 3 eksi pi bölü 2'dir. 5'tir. Bölü 2 demişim. Özür diliyorum arkadaşlar. Bölü 5 olacak. Tamam mı? 5. Çok güzel. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Ama yine de bilin. Çok güzel. Arkadaşlar son bir notumuz var. Çok basit bir notumuz var. Onu da işledikten sonra sonra sorulara geçeceğiz. Arkadaşlar bir e, fonksiyonla onun ters trigonometrik fonksiyonu yan yana gelirse birbirlerini götürüyorlar. Mesela sin arc sin. Arkadaşlar cevap direkt x'tir. Yani sinle ile sin birbirini götürürler. Tıpkı, tıpkı şunun gibi düşün ha. Bir fonksiyonun tersiyle fonksiyonu bileşke koyduğunuz zaman ne oluyordu? Birbirlerini götürüyorlardı. He valla. Cos arcos. Valla cos arcos'u götürür cevap x. He Tan arc e, ark'tan tan'ı götürdü. Cevap x. Kod ar kod. Valla bunlar birbirine götürür x. Peki şöyle olsaydı mesela. art e, sin içeride de sinüs 1 bölü 2 olsun. Bu nedir? Hocam valla ark sin, sin'i götürür. Cevap 1 bölü 2. Tamam mı? Bunu da bilin. Şimdi gelin bakalım sorular üzerinde. Nelerdir bunlar yani? Öğrenelim. Burada ne yapacağız? Valla elak hoştur, elak hoştur. Aa buna var ya alfa diyorum. Şu içtekine alfa diyorum. Aa aha. O zaman burası neye dönüştü? Vallahi tanjant alfa. Tanjant alfayı bul bana diyor. Tanjant alfayı bulmak için her şeyi yapacağım. Biz neye alfa dedik? Valla bunu alfa dedik. Yani e, arç kosinüs 2 bölü 3'e alfa demişiz. E valla hoştur. Bu ikisini yer değiştirirsek. Kosinüs alfa eşit 2 bölü 3'müş. E tanjant alfayı soruyor bizden. E hoştur. Arkadaşlar kendimize hemen bir tane dik üçgen oluşturuyoruz. E valla dik üçgenimize göre. Buraya e, alfa diyorum. kosinüs e, komşu bölü karşıydı. Komşusu 2. Pardon. Komşu bölü hipotenüstü. Komşusu 2 hipotenüs 3'tür. 9'dan 4 çıkar 5. Burası da kök 5 oluyor. Pisagor uyguladığım. O zaman arkadaşlar tanjant alfa karşı bölü komşudur. Yani cevabımız kök 5 bölü 2 çıktı. Zor mu? İnanılmaz basit değil mi? Kendimize keyif ediyoruz. 71. sorudayız. Arkadaşlar bakın aynı tarz soru. Aynı tarz soru. Hemen buraya ne diyeceğiz? Valla alfa diyeceğiz. He valla buraya alfa dersek bizde neyi soruyor? Valla aslında bizden sin alfayı soruyor. Kardeş diyor ki git kendini perişan et sin alfayı bul gel. E ben neye sin alfa demişim? Art tanjant 5 bölü 13'e değil mi? Şuradan yazıyorum. Art tanjant 5 bölü 13'e alfa demişim. He. Bu ikisini yer değiştirirsek bu art gider. O zaman tanjant alfa valla eşittir 5 bölü 13'tür. Hemen kendime ne yapıyorum? Bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Buraya alfa diyorum. Tanjant ne hocam? Karşı bölü komşudur. ha. Parçası 5. Komşusu 12'dir. E, Özür diliyorum. Yani. Niye işlem hatası yapıyorum? 12. Arkadaşlar burası 12'dir ha. Ben niye öyle bir şey yaptım? 5 bölü 12. Bu da 5 12. 13 özel üçgenidir. E, Sinüs alfayı soruyor. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Yani 5 bölü 13. Cevabımız 5 bölü 13. Evet arkadaşlar. Bazen küçük işlem hataları yapabiliyoruz. Ben de makine değilim. Sabahtan beri 6 tane video çekmişim. Kendi perişan etmişim. He valla. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Sevgili arkadaşlar bakın. Burada biraz uyanık olmanız lazım. Hemen buna alfa demeyin. Çıklara bakın 7 bölü 10 7 bölü 10. Cevap muhtemelen budur diye düşünüyorum. Hmm, nasıl acaba? Arkadaşlar pi bölü 2'de kosinus isim değiştirir. Bir kere pi bölü 2'den bir şey çıkarttığımız ama bu birinci bölge oluyor. Birinci bölgede kos artıdır. E pi bölü 2'de kos isim değiştirmiyor muydu? Evet kos sine dönüşür. Burası aslında ne oldu? Sinüs içeride ne kaldı? Ark e, sinüs 7 bölü 10 kaldı. Eyvallah arkadaşlar sin ark sin'i götürür. Cevabımız ne? 7 bölü 10. Biraz da uyanık olmamız lazım. Bulmacadır ha. eyvallah Evet 73. soruya geldik. Sevgili arkadaşlar bakın ark daha zevklidir ha. E az ark daha zevklidir. Kendimize kef ediyoruz. E, hocam 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 hocam. Burası 3 pi bölü 2 ya. İlk önce burayı düzenleyelim kendimize. 3 pi bölü 2'ye bir açı eklersek ne olur? Çok zorlanıyorsan şöyle yap ha. Bak çok zorlanıyorsan şunu hemen alfa de. Bak buraya alfa de. Ee, o zaman biz neye alfa dedik onu yazalım hemen. Valla arç kosinüs 4 bölü 5'e alfa demişiz. Bu burada kalsın. Güzel. Burası neye dönüştü? Valla burası da tanjant e, 3 pi bölü 2 artı alfaya dönüştü. Eyvallah. Arkadaşlar 3 pi bölü 2 artı alfa 4. bölgeye gidiyor. 4. bölgede tanjant eksidir. 3 pi bölü 2'de isim değiştiriyor. Yani kotanjant oluyor. Burası kotanjant alfa oldu. Bana diyor ki kotanjant alfayı bul. E, kotanjant alfayı bulmak için ben arkos e, 4 bölü 5'e de alfa demişim. Burada da bir şeyler bulmam lazım. Hemen şu ikisini ne yapıyorum? Yeri değiştiriyorum. he Kosinüs alfa neye eşitmiş? 4 bölü 5'e eşitmiş. Ne yapıyorum? Kendime bir tane dikişken oluşturuyorum ve kendime kef ediyorum arkadaşlar. Eyvallah. Bakın buraya alfa dersem kos ne? Hocam komşu bölü hipotenüstür. Komşusu 4, hipotenüs 5. E bu da 3, 4, 5 özel üçgenidir. Kotanjant alfa ne? Kotanjant alfa 4 bölü 5'tir değil mi? Komşu bölü karşı. E, yani kotanjant alfa 4 bölü 3'tür. E, eksi var bir de. Cevabımız eksi 4 bölü 3 oldu. Var mı şıklarda eksi 4 bölü 3? E, valla eksi 4 bölü 3 şıklarda var. Eyvallah. Var mı şıklarda ya? Eksi 4 bölü 3. Kafa gitti. <laughs> Ceyhan arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar 74. sorudayız. Arkadaşlar bakın ben sana ne demiştim? Arkın manası ne? Ark hocam valla kaç anlamına geliyor. Tamam mı? Yani kosinüs kaç eksi birdir? Valla kosinüs pi eksi birdir. O zaman buranın sonucu pi'dir. E valla. Artı. Hocam arkın sonucu aslında kaç anlamına geliyor? Sinüs kaç eksi birdir? Valla sinüs 3 pi bölü 2 eksi birdir. Demek ki burası ne olacak? 3 pi bölü 2 olacak. Artı. E, arkın e, manası kaç anlamına geliyor hocam? Kotanjant kaç köküçtür? He. Valla burada unutmuş olabiliriz. Düşünelim. Kotanjant e, 30 muydu acaba? Bir bakalım. 30-60. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküç oluyordu. 90'ın karşısı da 2 oluyordu. Kotanjant 30 nedir? Kotanjant 30. Valla kotanjant 30. Komşu bölü karşıdan köküç oluyor. He demek ki burası 30 olmalı. 30 da pi bölü 6'ydı değil mi arkadaşlar? Evet. Buranın sonucu kaçtır diye sormuş. Oraya hesaplayacağız. He valla. 2 kere 1, 2, 3 daha. 5 pi bölü 2 oldu. Bakın şurası ne oldu? Ee, 5 pi bölü 2 oldu. Artı yanında da pi bölü 6 var. Paydayı eşitlersek buraya 3 ile çarpsak olur. 3 kere 5 pi, 10 pi, 15 pi. Pi daha 16 pi bölü 6 oldu. 16 pi bölü 6 oldu. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 3. Cevap 8 pi bölü 3. Böyle bir şey şıklarda var ama var. Eyvallah. Evet buraya geldik. Şimdi ve ve bütün beynimi devreye soktum. Arkadaşlar sinüs kaç eksi kök 3 bölü 2 idi? Bana söyler misiniz? Bakın ilk önce şurayı hallediyorum tamam mı? Şurayı hallediyorum. Sinüs kaç eksi kök 3 bölü 2 idi? Hocam valla sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Art sin ve art tanjanta sonuç ya alfa oluyordu ya da eksi alfa oluyordu. O zaman sinüs e, alfa kök 3 bölü 2 ise burası e, e, sinüs 60 kök 3 bölü 2 ise burası eksi 60 olacak. Hevallah. Aa, ah. Anladın? Eksi. Burada bir 3 var unutma. İlk önce A burayı halledelim. Şimdi kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. E tamam. Burası 60'tır. Eksi 3 çarpı 60. Eksi 180 oldu. O zaman eksi 60 eksi 180 eksi 240 oldu. Burası ne oldu komple? Tanjant eksi 240 oldu. Arkadaşlar bir kere tanjant eksiği yutmuyordu. Yani eksiği dışarıya atıyordu. Eksi tanjant 240 oldu. Şimdi 240 üçüncü bölgededir. Ben burayı mesela şöyle yazabilirim. 270 eksi 30 diye yazabilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani 240'ı siliyorum yerine 270 eksi 30 yazıyorum. 270'ten 30 çıkar 240. Burası ne oldu? Eksi. Tanjant 3. bölgede artıdır zaten. Demek ki bu eksi gitmeyecek. Eksi olacak. E, 270'te tanjant kotanjanta dönüşüyor. Burası eksi kotanjant 30'a dönüştü. Kotanjant 30 kök 3'tü. O zaman cevabımız eksi kök 3 oldu. Tamam. Çok güzel. 75. sorudayız arkadaşlar. 75. sorudayız. Şimdi kosinüs eksi yutuyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani buraya artı yapabiliriz. He Ne yapacağız? Şimdi bakın. Şuraya komple ne diyorum? E, alfa diyorum. O zaman ark x alfaya eşit değil. Bu alfa ile x'i yer değiştirsek, valla sinüs alfa eşittir x çıktı. Dik üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Dik üçgen oluşturuyorum. Buraya alfa dersem, sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Demek ki karşısı x olacak, hipotenüs 1 olacak. Gerçekten x bölü 1, x. E burası ne olacak? Pisagor'dan hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamından. 1'den x kareyi çıkartıp karekökünü alacağız burayı bulmak için. O zaman burası ne oldu? 1 eksi x kare arkadaşlar. Pisagor uygulayarak burayı buldum. Benden neyi soruyor? Kosinüs alfa'yı soruyor. Artık biz bu içe, içteki her şeye alfa dedik ya. Kosinüs alfa'yı bulursak olayı bitiririz. E, Kosinüs alfa burada nedir? Komşu bölü hipotenüs. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ee, eksi x kare'nin kökü bölü 1. Ne oluyor? 1 eksi x kare'nin karekökü oluyor. Cevabımız bursa olacak. Tamam? Hocam 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 hocam. Valla bir şey görmüşüm. Sin ile arcsin yan yana gelirse bunlar birbirlerini götürüyorlar. O zaman ne kaldı? En dışarıda tanjant kaldı. İçeride de A bu kaldı. Yani arkosinüs 5 bölü 13 kaldı. Ha, ah. Var mı bir sıkıntı? Valla yok. Ah. Şimdi bu e, iştekine içtekine ne diyeceğiz? Valla alfa diyeceğiz. He valla. İçtekine alfa diyeceğiz. Kendimize keyif edeceğiz. Mesela bunu alfa dersek o zaman tanjant alfayı benden soruyor. Gidiyorum. Arkos 5 bölü 13 değil mi arkadaşlar? Bakın arkosinüs 5 bölü 13 alfaysa o zaman kosinüs alfa 5 bölü 13'tür değil mi? Artık uzun uzun yazmayacağım. Kosinüs alfa demek ki 5 bölü 13'tür. Bir tane dik üçgen oluşturuyorum kendime. Aha, aha. Buraya alfa diyorum. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Komşusu 5. Hipotenüs demek ki 13 olacak. Valla bu da 5, 12, 13 özel üçgenidir. Tanjant alfayı bulmam lazım. Tanjant karşı bölü komşuydu. O zaman 12 bölü 5. He valla. 12 bölü 5 varmışlıklarda olmaz mı? Sınav kazanacağız. Sevgili arkadaşlar bu soruda küçük bir eksiklik var. Hemen hızlı bir şekilde düzen, düzenleyelim arkadaşlar. Ondan sonra burası kod olmayacak. Lütfen düzeltin arkadaşlar. Burası kostur tamam mı? Soruyu ben e, üretirken yanlış yazmışım ne yazık ki. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ne yapacağım? Arkın manası ne hocam kaç diye anlamına geliyor. Yani tanjant kaç köküçtür? Bana söyler misin? Vallahi hocam tanjant 60. O zaman burası kesinlikle altmıştır. Eyvallah. Çünkü tanjant 60 köküçtür. E kosinüs 60 ne? 1 bölü 2'dir. Burası komple ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? Sinüs 30 1 bölü 2'dir. O zaman cevabımız 30. 30 ne? Pi bölü 6'dır. Hocam anlamadım. Oy. Abi o zaman eğer bu şekilde yapmıyorsan tek tek yapacaksın. Bunu alacaksın tamam mı? Hocam ark e, tanjant kök 3 eşittir alfa dersek bunu yer değiştirsek tanjant alfa eşittir kök 3'tür. Ben kendime ilk önce bir tane dik üçgen çiziyorum. Buraya 60, buraya 30 dersek örnek veriyorum. Buraya 1, buraya kök 3, buraya 2 diyeceğiz. Tanjant kaç kök 3'tür? Karşı bölü komşu. Valla tanjant 60. O zaman alfa 60'tır. Demek ki a burası 60 olacak. Bu neye dönüştü? Ark değil mi? Ark dışarıda var. Kos 60'a dönüştü. Kos 60'a dönüştü. Kos 60 ne? Hocam ama burası kottur. Valla Bu ben soruyu yanlış yazmışım. Bu kostur. Hevalla. Kos 60 ne? 1 bölü 2'dir. Onu da bulursun inşallah. Ve bulacaksın sana güveniyorum. E burası arc 1 bölü 2 oldu. Arc 1 bölü 2 ne? Buna mesela atıyorum beta de. Buyla bunu yer değiştir. Sinüs beta eşittir 1 bölü 2. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? Valla sinüs 30. 30 ne? Bak 180 yerine yaz. 180 bölü 6 30. Bunlar artık pratik ol tamam mı? Kendine sor. Bak bak. E, ee, tanjant kaç kök 3'tür? Valla 60. Demek ki burası 60'tır. E kosinüs var burada. Arka yok ki. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. İç komple 1 bölü 2 oldu. E, sinüs kaç 1 bölü 2'dir? Valla 30. E valla. Bu kadar yani zor düşünme. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle buraya alfa diyelim mi kendimize? E, o zaman burası neye dönüştü? Hocam sinüs 3 pi bölü 2 artı alfaya dönüştü. E valla. Arkadaşlar neye alfa demişiz onu da yazalım. Ark tanjant 4 bölü 3'e alfa demişiz. O zaman tanjant alfa 4 bölü 3 olmaz mı burada? He. Tanjant alfa eşittir 4 bölü 3. Bize neyi soruyor onu da bir bulalım. 3 pi bölü 2 artı alfa 4. bölge oluyor. 4. bölgede sin eksidir. Ve isim de değiştirecek. 3 pi bölü 2 olduğu için sin kosa dönüşecek. Yani kosinüs alfayı bana bul diyor. He, şöyle büyük bir işareti yapıyorum. Bunu bulmam lazım. Tanjant alfa neymiş? 4 bölü 3'müş. Bir tane dik üçgen kendimi oluşturuyor muyum? Evet. Buraya alfa diyorum. Karşı bölü komşuydu. Karşısı 4, komşusu 3'tür. 3, 4, 5 özel üçgenidir. Benden neyi soruyor? Avala burayı soruyor. Eksi kosinüs alfayı soruyor. Kosinüs alfa ne? Komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5 oldu burası. O zaman cevabımız eksi 3 bölü 5 olacak. Tamam mı? Zor düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Vallahi zor bir şey yok. Buraya geldik. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? He, şimdi Arkadaşlar burada öyle şeyler yapacağım ki diyeceksiniz ki vay. Buna ne diyorum? Valla buna alfa diyorum. Buna ne diyorum? Valla buna da beta diyorum. Eyvallah. zaman bu ne biçim alfadır? Aa böyle yapın Senin hatırının için. Benden neyi soruyor? Valla alfa artı betayı soruyor. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bütün beynimizi devreye sokalım. Neye alfa dedim? Ark sinüs x'e alfa dedim değil mi? Ark sinüs x'e alfa dedim. Ark kosinüs x'e de Beta dedim. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar buyla bunu yer değiştirsek sinüs alfa neye eşitmiş? X'e eşitmiş. Buyla bunu yer değiştirsek kosinüs beta yine X'e eşitmiş. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Demek ki sinüs alfa ile kosinüs alfa birbirine eşittir. Çünkü burası da X burası da X. He. O zaman bana söyler misiniz? Sinüs alfa ile Kosinüs alfa ne zaman kosinüs beta ne zaman birbirlerine eşit oluyordu? Yani ne zaman sin ile kos birbirlerine eşit oluyordu? Hocam valla e, açılar 90 olduğu zaman. Yani bu ikisi 90'sa sin kosa eşitti. O zaman alfa ile artı betanın toplamı 90 olabilir. hey Zaten bizden alfa artı betayı soruyor. Bu 90 olabilir. Şıklarda 90 var mı? Onu var. E valla bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir soruya geldik. Bakın. Tekrar arkadaşlar bakın. Burada 4x ile bu ark kotanjant 9x'i yer değiştirirsem ne olur? Bu ark gider değil mi arkadaşlar? Ne demek istiyorum? Bakın şunu buraya getiriyorum. Bunu da dışarı gönderiyorum. O zaman bu ark gitmez mi? Ne olur o zaman? Tanjant eşittir. Bakın şöyle yazalım. E, bunu içeri yazacağım. Neyi içeride yazacağım? Ark kotanjant değil mi? E, 9x'i içeriye yazdım. Dışarıya diyorum. İçeriye yazdım. Eşittir neye? 4 x Hocam ne yaptınız? Abi bir anlatacağım. Dur. Ne yaptım biliyor musun? Şimdi bunu vermiş ya. Ben dedim ki bu arktan kurtulmak için tan ark tanjantın içindeki ile dışarıdakini komple yer değiştirelim. Yani bunu a buraya getirip bunu a buraya götürürsem bu arktan kurtulmuş olurum. O zaman tanjant ark kotanjant 9 x içeri geldi. 4 x de dışarı gitti. Hevalla. Şimdi ne yapacağım? İşte şimdi şöyle, çok iyi dinle. Ben buraya alfa diyorum tamam mı? Nereye? Nereye? rengi değiştireyim. Bak şuna alfa diyorum. niye beni bu kadar mahvediyor ya? Ve Ah. Şimdi buraya alfa diyorum. Tamam ne? Bu içtekine alfa diyorum. Burası ne oldu? Bana söyler misin? Vallahi burası hocam tanjant alfa oldu. Tanjant alfa neye eşitmiş? 4x'e eşitmiş. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar biz neye alfa dedik? Arkotanjant 9x'e alfa dedik. Öyle değil mi? O zaman Ark kotanjant 9x'e biz alfa demişsek e bu ikisini ben yer değiştirirsem bu arktan da kurtulmuş olurum. Kotanjant alfa eşit 9x çıkar öyle değil mi? E kotanjant alfa da demek ki neye eşitmiş? 9x'e eşitmiş. Ve arkadaşlar tanjant kotanjant. Bir kere tanjant kotanjant söz konusu olduğu zaman bu ikisinin çarpımı birdir. Ben bunların özelliğini biliyorum. E valla. bunların karakteri ne? Valla bu ikisi çarpıştığı an 1'e eşit oluyorlar. O zaman ben şunu biliyor muyum arkadaşlar? Tanjant alfa yazalım isterseniz. Bakın. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı valla 1'e eşittir. Tanjant alfa nedir? Valla 4x'tir. Kotanjant alfa nedir? Valla o da 9x'tir. Bunların çarpımı 1 mi? Evet. 4x çarpı 9x 36x. 36x kare. E valla eşittir 1. Buradan x kare eşittir 1 bölü 36 çıkar. O zaman x ne olabilir arkadaşlar? x eşittir 1 bölü 6 da olabilir. x eşittir eksi 1 bölü 6 da olabilir. Eksi 1 bölü 6'nın karesi de 1 bölü olsa 6'dır. Hangisi olabilir demiş. Bunlardan hangisi şıklarda var? Valla 1 bölü 6 var. O zaman cevabımız Bursa. Tamam. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın şimdi şöyle düşünün. Bu ikisini yer değiştirsek. Bakın şöyle şunu yer değiştirsek. Tanjant A eşittir 4 bölü 5 olmaz mı? Evet. E bu B ile içtekini yer değiştirsek tanjant b eşittir 5 bölü 6 olmaz mı? He. Bu ikisini yer değiştir. Valla hocam tanjant c de e, 6 bölü 7'ye eşittir. E tamam. Tanjant fonksiyonu doğrusal bir fonksiyondu. Açı büyüdükçe büyüyordu. Şimdi bunlardan hangisi büyük? Mesela bakın bu en büyüktür. Kes, basit kesirlerde pay ve paydalar arasındaki farklar eşitse sayılar büyüdükçe kesir büyüyordu. Bu en büyüktür. O zaman c en büyük olacak. Sonra bu geliyor. Yani b. Sonra 4 bölü 5 bunlara nazaran en küçüktür. Yani A en küçüktür demek ki. A küçüktür, B küçüktür, C var mı? E, valı var. Cevabımız Adana. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bir de ters trigonometrik fonksiyonların tersini aldığımız zaman fonksiyonlarda neyi yapıyorsak aynı şeyi yapıyoruz. Mesela bakın direkt fx'in tersini bulmak istiyorsam arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bunu y'ye eşitliyorduk değil mi? Bak dışarıya alıp y'ye eşitleyip 2 artı 3 tane sinüs 3x'i alıyoruz. Y'ye eşitliyorduk. Daha sonra fonksiyonlarda görmüştük. Dışarıyı x'e eşitle. Y'ye eşitle. Daha sonra X'i yalnız bırakıyorduk. Burada X'i yalnız bırakacağız. O zaman bunu bu tarafa attım. Sinüs e, 3X eşittir Y eksi 2 oldu mu? He valla. Arkadaşlar bakın buyla bunu X'i yalnız bırakmaya çalışıyorum ha. Buyla bunu yer değiştirirsek ark olmaz mı? Evet. Ark sinüs dışarıdaki her şeyi içeriye getirdim. İçerideki her şeyi de dışarıya götürdüm. Amacım burada x'i yalnız bırakmaktı. Her iki tarafını 3'e bölsem x'i yalnız bırakmış oluyorum. Bu x neydi? fx f'in tersiydi değil mi arkadaşlar? O zaman f'in tersinden x neye eşit oldu? A buna. Y yerine de x yazıyoruz. Arc sinüs arc sinüs y yerine x yaz. x eksi 2 bölü 3 oldu. Tamam. Böylelikle fonksiyonun tersini bulmuş olduğumda. Mesela f'in tersinden 3'ü soruyorsa götürüp yerine 3 yazıyoruz. E buraya da 3 yazarsak bakalım ne çıkacak? 3'ten 2 çıkar 1. Sinüs 1 oldu. Ee, sinüs kaç 1'dir? Valla sinüs 91'dir. O zaman arkadaşlar F'in tersinden 3 neye eşit oldu? Yukarısı 90 çıktı. 90 bölü 3'ten 30 derece oldu. Tamam mı arkadaşlar? 90 derece bölü 3, 30 derece oldu. Tamam Çok güzel. Bunu da hızlı bir şekilde yapalım. Hocam F'in tersini soruyorsa bunu alıp Y'ye eşitliyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. hevallah ee, Daha sonra ne yapacağız? Mesela şunu bu tarafa atarsak. Eksi 3 tane kosinüs e, x eksi 2 eşittir y eksi 2 oluyor. Her iki tarafını eksi 3'e bölüyorum. Bu eksi 3'ü silip a buraya getiriyorum abi. Bir şey yapmıyorum. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şu eksiden kurtulmak için hem pay hem pay eksiyle çarpıyorum. O zaman e, bunu eksiyle çarpsak bu artı olur. Şunu eksiyle çarpsak eksiye artı 2 olur. Ya da 2 eksiye yazabiliriz. Ve asıl 2 eksiye bölü 3 oldu sağ taraf. Ee, bunu dışarıya atıp bunu içeri gönderirsek arkı oluştururuz değil mi? Ark kosinüs, ark kosinüs. Dışarıda ne var ne yok hepsini içeri gönderdim. 2 y 3 ee, eşittir içerideki her şeyi de dışarıya gönderdim. x eksi 2. Amacım burada x'i yalnız bırakmaktı. E, x'i yalnız bırakmak için bunu da bu tarafa atıyorum arkadaşlar. O zaman ark e, değil mi? Yazıyorum. Ark kosinüs, efendime söyleyeyim 2 y 2 y bölü 3. E, eksi 2 artı 2 olarak gönderdim. X neye eşittir? X'e eşittir. Bu X neydi? F'in tersiydi değil mi? Fonksiyonun tersinde görmüştük arkadaşlar. Bakın fonksiyonları tersinde ne yapmışsak aynı hani şeyi yapıyorum. En son Y yerine X yazıyoruz. Ne oluyor? Ark, kos, efendime söyleyeyim 2 eksi X bölü 3 değil mi? Y yerine X yazıyoruz en son. Artı 2. Alın size fonksiyonun tersi. Bunu da ödev olarak bırakayım. He Hocam bunu da yapın. Vay vay. Abi bunu y'ye eşitleyelim. Şunu bu tarafa atarsak valla e, sinüs 2x artı 1 eşittir e, y eksi 3 oluyor. Değil. Dışarıdaki her şeyi alıp içeri gönderiyorum. İçerideki her şeyi alıp dışarı gönderiyorum. Böylelikle bu arc gidiyor. O zaman sinüs e, y eksi 3 eşittir 2x artı 1 oluyor. X'i yalnız bırakmak için bunu bu tarafa atıyorum. Sinüs y eksi 3 eksi 1'i artı 1'i artı eksi 1 olarak gönderiyorum. Eşittir 2x oldu. Her iki tarafını 2'ye bölüyorum kendime. He valla bak bunlar da gitti. x'i yalnız bıraktık. x ne? Valla x f'in tersidir. He valla. O zaman y yerine de x yaz. Valla sinüs e, y yerine x yazarsak sinüs x eksi 3 değil. E, eksi 1. Eksi 1 bölü 2 olur. Aa. Ben de emekli oldum artık. Valla emekli oldum. <laughs> Kesinlikle emekliliğe ayrılıyorum arkadaşlar. Yeter artık. Eyvallah. Elim ağrıdı ya. Yemin ediyorum. Zor değil ha. Çok basittir. Bunları anlatmak biraz zordur yani. Böyle yaz 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 yaz. Bu da bu grafik tablet var ya. Nasıl kırılmıyor anlamıyorum yani. Ben e, mesela ders anlatma sırasında farkında olmadan çok bastırıyorum. Kalemi öyle bir sıkıyorum. Öyle bir sıkıyorum. Öyle bir sıkıyorum. Elim mahvolmuş ha. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar konumuz böyleydi. E, konumuz böyle derken ters trigonometrik fonksiyonlar da böyleydi. Trigonometri de arkadaşlar çok böyle az bir şey kaldı. Ne kaldı? Toplam fark formülleri kaldı. Yarı açım formülleri kaldı. Bir de trigonometrik denklemler kaldı. E, yani toplamda 3 tane videomuz kaldı diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah dördüncü videomuz olmaz. Eğer çok uzarsa 4 video yapacağım. 3 videoyla bitireceğim diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki 4 videoda belki 5 videoda bilmiyorum. Şimdilik 3 video. Yani üç tane başlığımız kesin kaldı. Hangileri? Valla hocam toplam fark formülleri, yarı açın formülleri, trigonometrik denklemler. Bu üçünü 3 üç videoyla bitirirsem mükemmel olur. 3 videoyla bitiremezsem de artık 5 video, 4 video falan. Arkadaşlar, e, gitmeden videoyu beğenip kanala abone olursanız, bir tane de yorum yazarsanız inanılmaz güzel olur. Seviyorum sizi. Biraz dinleniyoruz. Ondan sonra 11. On adım. Bu kaçıncı adım? Bir bakıyorum hemen. Valla bu 10. adım. He. 11. adımda görüşmek üzere. Trigonometriyi bitireceğiz, ondan sonra kendimize keyif edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.